Merhabalar. Size bugün hayatınıza yapacağınız bir yatırımdan, sizi gülümsetecek bir yatırımdan bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe Bayındır Diş Kliniği Protez Uzman Doktoru Kübra Yıldız Domaniç ben. Bugün estetik diş uygulamaları ve gülüş tasarımından bahsetmek istiyorum. Bazen hastalarımız herhangi bir fonksiyon ya da fonasyon problemi olmasa bile estetik olarak küçük çapraşıklıklardan, renk ya da şekil bozukluklarından etkilenip memnuniyetsizlik oluşturabiliyor bu hastalarımız için. Böyle durumlarda kendine yatırım yapmak isteyen hastalarımız bize gülüş tasarımı isteğiyle başvurabiliyorlar. Kliniğimize hasta başvurduğu zaman öncelikle çok detaylı bir hem klinik muayene hem bir radyolojik muayene yapıyoruz. Bu muayene sonrasında sadece diş estetiği değil, aynı zamanda pembe estetikte de yardımcı oluyoruz hastalarımıza. Bu bazen sadece bir beyazlatma seansıyla çözülebilirken bazen full mat, tam az, zirkonyum ya da tam seramik restorasyonlar yapmamızı gerektiriyor. Detaylı bir şekilde hastanın hayal ettiği gülüşü ya da hastanın bizden isteklerini öğrenmemiz ilk seansta bizim için muayene aşamasında çok çok önemli. Hastalarımız eğer sadece bir renk bozukluğundan ya da küçük çapraşıklıklardan şikayetçiyse bazen aligner dediğimiz şeffaf plaklardan destek alıyoruz. Ortodontik olarak düzeltmeler sağlıyoruz ve beyazlatmayla sonlandırıyoruz. Bazen de dişlerden madde kaldırarak tam seramik ya da zirkonyum materyallerinden faydalanabiliyoruz. Bu materyalleri neye göre seçiyoruz? Hastalarımızın isteği yine bu aşamada bizim için çok önemli. Tam ağız çalışacağımız zaman eğer hastada herhangi bir diş sıkma, gıcırdatma problemi de yoksa en doğalını yakalayabildiğimiz tam seramik restorasyonlar oluyor. Güçlendirilmiş seramikler herhangi bir altyapı olmadığı için doğal gülüşü sağlayabildiğimiz materyaller. Böyle durumlarda kendine yatırım yapmak isteyen hastalarımızı kliniğimizde ilk muayene aşamasında iyice değerlendiriyoruz. Hastanın istekleri, hayal ettiği gülüş bizim için çok önemli oluyor bu aşamada. Hastalarımız bazen bize hayalindeki gülüşün fotoğrafıyla da gelebiliyor. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor aslında. Bazen sadece tek seansta lazerle bir beyazlatma uygulayıp ortalama bir saat içinde işlemimizi bitirirken bazen de en azından bir 3 seans ihtiyacımız olabiliyor. Zirkonyum ya da tam seramik restorasyonlar uygulayabiliyoruz hastalarımıza. Hastalarımızın ilk aşamada bize detaylı olarak hayalini anlatması, neler beklediğini anlatması tabii ki çok önemli. Materyal seçimi burada devreye giriyor zaten. Eskiden konvansiyonel olarak metal porselen restorasyonlardan yararlanırken şimdi posterior değilse, yani hastanın azı dişleri, arka dişleri değilse çoğunlukla zirkonyum ve tam seramik restorasyonlar yapıyoruz. Tam seramik restorasyonlar burada estetik olarak bize en avantaj sağlayan restorasyonlar. Şık geçirgenliği ve translüsensi sayesinde doğal gülüşünü birebir taklit edebiliyoruz hastamızın. Burada neleri düzeltebiliyoruz peki? Hastanın çapraşıklıklarını, renk şekil bozukluklarını, seviye farklılıklarını tam seramik ve zirkonyum restorasyonlarla düzeltebiliyoruz. Diş sıkan hastalarda gıcırdatma problemi olan ya da eklem sıkıntısı olan hastalarda zirkonyum tercih etmemizin sebebi zirkonyum altyapısının bize çok dayanıklı bir restorasyon sağlıyor olması. Tam seramikler güçlendirilmiş olsa dahi arka restorasyonlarda, azı dişlerinde zirkonyumdan destek alıyoruz. Zirkonyum 60'lı yıllardan beri vücudumuzda çok güvenle kullandığımız, artık rutinimize oturmuş bir restorasyon. Altyapı olarak, alaşım olarak opak bir renge sahip. Bu sebeple ön bölgedense genellikle arka bölgelerde tercih ediyoruz. Ama tek üye bir restorasyondan işte implant üstü restorasyonlara kadar hepsinde tam seramiği de zirkonyumu da uygulayabiliyoruz. Pembe estetik ve beyaz estetikten bahsettim. Pembe estetik de bizim hastalarımızın genellikle kendilerinin diş eti gülümsemesi olarak fark ettiği, diş etindeki seviye farklılıkları olarak karşımıza çıkıyor. Bizim gum smile olarak adlandırdığımız bu aşamada öncelikle beyaz estetiği sağlamadan evvel hastamızın pembe estetiğini ön plana çıkarıyoruz. Gerekirse botokstan faydalanıyoruz ya da krom boyu uzatma dediğimiz, gingivektomi dediğimiz periodontal cerrahi aşamalarından faydalanıyoruz. Bunları tamamladıktan sonra sağlıklı bir diş etiyle beraber bu sefer yine beyaz estetik kısmına geçiş yapıyoruz. Peki ne kadar sürüyor bu işlemler? Detaylı muayenesini yaptıktan sonra hastamızın ilk seansta fotoğraf çekimlerini yapıyoruz. Bu fotoğraf çekimlerinde aynı zamanda videoda alarak hastanın dinamik gülüşünü, konuşmasını, artikülasyonunu kaydetmiş oluyoruz. Sonrasında teknisyenimizle bunu paylaşıyoruz ve hastanın hayal ettiği gülüşü anlatıyoruz. Bu gülüşü de anlattıktan, tarif ettikten sonra hastamıza bir sonraki seansta bizim yaptığımız, tasarladığımız gülüşü mock-up dediğimiz işlemle hasta ağzında gösteriyoruz. Bazen bunu sadece dijital olarak da ekranda gösterip hastadan onayını alabiliyoruz. Bazen hastalarımız bir deneme
sürüşü yapmak istiyorlar. Hasta ağzında da bunu uygulayabiliyoruz. Bu aşamadan sonra da üretim kısmına geçiyoruz. Tamamen lokal anestezi altında herhangi bir sedasyon ya da gene anestezi ihtiyacı olmadan hastalarımıza klinik şartlarımızda diş kesimlerini, diş preparasyonlarını yapıyoruz. Ölçülerini alıyoruz. Bunu dijital de yapabiliyoruz. Konvansiyonel sistemle de yapabiliyoruz. Sonrasında teknisyenimiz üretim aşamasına geçiyor ve tamamıyla 3 seansta bitebilecek, aralarında 3-4 gün vakit bıraktığımız randevularla ortalama bir hafta 10 gün içinde hastalarımızın tam seramik restorasyonlarını ya da zirkonyum restorasyonlarını teslim edebiliyoruz. Güzel bir gülüş estetik anlamda hastanın hem kendini daha iyi hissetmesi hem de aynaya bakarken ya da konuşurken insanlarla sosyal ortamdayken daha rahat hissetmesini sağlayan gülüşü aslında. Burada konuşmada, fonksiyonda, fonasyonda belki hastalarımızın hiçbir rahatsızlığı olmuyor ama tek dişinin ucundaki küçük bir çatlak ya da bir renk değişikliği, bir renk farklılığı onları psikolojik olarak etkileyebiliyor. Bazen hastalar bize başvurduğu zaman bizim herhangi bir patolojik anlamda bir sıkıntı görmesek bile ondaki o özgüven eksikliği bize yansıyabiliyor ve biz de bunu çözmek için tabii ki hastalarımızı hayal ettiği gülüşe ulaştırmak için onları dinlemek istiyoruz. Nasıl bir gülüş hayal ediyorlar? Bizden beklentileri nedir? Bu amaçla gülüş tasarımı yapıyoruz. Unutmayın, bugün gülümsemeniz için yapacağınız yatırım aslında uzun vadede hayatınıza yapacağınız yatırımdır.